Burada bir kızımız daha öldü. Esra Hankulu. Evet. 25 yaşında. Özellikle söyleyecekleriniz vardır diye soruyorum. Neredeyse sosyal medyada, orada burada haberlerde, orada ne işi varmış, işte o da acaba nasılmış, suç onda mıymış gibi dehşet verici açıklamalar duyuyoruz. Sizin, bizim Aleyna Çakır olarak biliyoruz adını, sizin semanız. Özellikle ölen bir kız çocuğu, genç bir kızımız üzerinden yargılamalar başlıyor insanlarda. Bununla ilgili hislerinizi söyler misiniz bize? Yani ben annesini dinledim, kardeşini dinledim. Kesinlikle benim çocuğum uyuşturucu madde kullanan çocuk değil dedi. Benim çocuğum dedi, hani dedi, bir ayda dedi, bir ay olmadı dedi, 10-15 gün içinde dedi, iki kere telefonunu değiştirdi dedi. Bu çocuğun peşine düşmüş, bu çocuk onun elinden kurtulamamış. Tıpkı benim kızım kurtulamadı dedi, o da kurtulamamış. Hani annesine de anlatamamış, anlatamayı da kızın yazısında kendine almış. Onların öyle bir planları varmış ki, öyle çocukları tuzağına düşürdüğü zaman uygunsuz vaziyette resimlerini çekip ondan sonra madde içirip sonra çocuklara işkence, tehdit, kardeşini öldürürüz, babanı öldürürüz, anneni öldürürüz. Benim çocuğuma da öyle tehditler vermiş. Ama ben çok peşinde gezdim çocuğumu. Çok getirdim. Varım bu tehdit edermiş bu. Bilemedim. Ama benim çocuğumu tehditle aldılar gittiler. Kardeşlerimi öldürürüm, babanı öldürürüm, anneni öldürürüm diye. Niye? Benim bu çocuğum bunların pislik olduğu her şeyi biliyordu. Bu açıklama yapardı. Bu çocuğumu öldürdüler. Bu çocuğumu mezara soktular. Benim çocuğumu mezara koydum. İki gün sonra bu Ümitcan denen cani Antalya'da katillerde geziyordu. Anlatabiliyor muyum? Katillerde geziyordu. Ben burada yanıyordum. Türkiye'deki gençlerimiz hepimizin yavrusu, çocuğu. Bunlara hep beraber sahip çıkalım. Böyle insanları da içimizden temizleyelim. Biz onu istiyoruz. Ama şu anda tertemiz ülkemizi kirletmeyelim. Ama adalete her zaman biz saygısızlık yapmadık, yapmayacağız, sahip çıkacağız adaletimize. Şimdi içeri aldılar. Biraz az bir şey, az bir nebze de olsa tabii ki yüreğim azıcık bir yerim şey oldu.